Mevlana geri gelmişken bir latife getireyim. Mübarek Mevlana, kaddesallahu sırrahul aziz, diyor ki, ey insan, ey düşünen insan, sonbahar geldiği zaman, sonbahar geldiği zaman ağaçlara dikkat et. Ağaçlar sararmıştır yaprakları. Sararan yapraklar birer birer düşmüştür. Ağacın dibine, toprağa serilmiştir yapraklar. Nedir bu yapraklar diyor? Bu sararan ve ağacın dalından düşen yapraklar nedir, nedir? Buna bir mana vermiyor musun diyor. Sen vermiyorsan ben mana vereyim. Bu ağacın dalından dökülen yapraklar sana Allah'tan gelen birer mektuptur diyor. Mektup. Orada bir haber var, orada bir mana var, orada bir hakikat var. Ne diyor o yapraklar sana? Ey insan, ben ağacımın dalındayken yere düştüm, şimdi yerdeyim. Bir takım hayvanlar benim üzerimden çiğniye çiğniye geçiyor. Sen de hayvan olma, beni çiğneme, al eline beni oku. Beni yaprağımdan sarartıp yere düşüren, dalımdan düşüren Allah seni de bir gün öldürecektir diyor. Her bir yaprak tanesi, her birisi bir mektup sana. Mevlana anlatıyor. Niye televizyonda Mevlana'nın bu sohbetini anlatmıyorsunuz? Neden radyoda Mevlana'nın mesnevisini öğretmiyorsunuz? Çünkü Mevlana'yı öğretirseniz bu millet dostluğu düşmanını tadı tanır, Moskova'yı tanır, Çin'i tanır, Amerika'yı tanır, kimseye taviz vermez, Allah'a kul olur diye korkuyorsunuz. Allah'a kul olmasını bilen hiç kimseye köle olmaz. Allah'a kul olmasını bilen Amerika'ya satılmaz, Moskova'ya satılmaz, kimseye satılmaz. Allah'a kul olması lazım. Mevlana. İkinci şıkkını geçeyim ve keseyim. Sonra ilkbahar geldiği zaman diyor, o kupkuru zannettiğiniz ağaçların dallarından yemyeşil yapraklar zuhur ediyor. O yapraklar da, dikkat ediniz, hayvanlar o yemyeşil yaprakları gördüler mi yerler, yer, hemen kemirirler. Sen hayvan değilsin diyor Mevlana. O ilkbaharda ağaçların dallarından zuhur eden yemyeşil yapraklara dikkat et. Onlar da sana postacının uzattığı mektup gibidirler diyor. Mektup sana uzatıyor dal. Ne diyor? Ey gafil insan! Ey gafil insan! Beni tekrar dalımdan zuhur ettiren, bana hayat veren, bana renk veren, bana şekil veren, beni yeniden dirilten, beni yeniden canlandıran Hazreti Allah bütün insanları öldükten sonra aynen benim gibi diriltecektir diyor. Ve bu dersi veriyor bak, Mevlana anlatıyor bunları. Niye bunlara yer vermiyorsunuz da pop müziği, mikrop müziği, küfür müziği diye milletin gençliğini tımarhanenin gençliği haline getiriyorlar. Tımarhane gençliği bunlar. Evet, hayatın gayesini anlatmak lazım. Öyle şarkıyla, türküyle kimseyi yola getiremezsiniz, kabil değil. Ve hiçbir kimse kıymet vermez. İşte ne yaparsa yapsınlar, ne çeşit festivaller düzenlerlerse düzenlesinler, tutturamazlar. Tutturamazlar. Ve Avrupa kıymet vermez. İşte Eurovizyon şarkı yarışmasında sondan birinci geldiler. Rezil oldular. Kefal oldular. Kimse kıymet vermedi. 3 paralık Yahudiler birinci geldi. Bizimkiler en sona kaldılar. Yeter Allah aşkına. Yazık ki milletin irfanına, vicdanına. İşte aziz kardeşlerim, Hazreti Habibullah'a dönelim. Mürû evlâdeküm bis-salâti izâ belâgû seb'â. 7 yaşına geldiği zaman yavrularınıza namaz kılmayı öğretin aman, öğretin aman. Nasıl namaz kılınacak? Şimdi şurada toplanan samimi, sadık ve sevgili Müslümanlara soruyorum. Evinize gidin Allah aşkına. Evinize gidin, 7 yaşına girmiş ve daha yukarıda olan kız ve erkek çocuklarınızı şöyle önünüze alın. Nasıl namaz kılacaklarını, namazda nasıl duracaklar, Sübhaneke'yi nasıl okuyacaklar, Elham'ı biliyorlar mı? Rükuda ne söyleyecekler? Hangi zamm-ı sureleri biliyorlar? Secdeye gittikleri zaman ne okuyacaklar? Ettehiyyatü'yü biliyorlar mı? Allahümme sallileri biliyorlar mı? Bunları sorun. Eğer bilmiyorlarsa bunları öğretinceye kadar uyumayın, yatmayın, israf etmeyin Allah aşkına. İsraf etmeyin. Vazife bu. Vazifeniz bu. Bu ihmal ettikten sonra hiç kimseye nasihatınız geçmez. Hiç kimseye dersiniz geçmez. Hiç kimseye ders vermeye kalkmayın. Eğer çocuklarınız namaz kılmayı öğrenmemişlerse kimseye gidip de nasihat etmeyin. Sakın Müslüman geçinmeyin. Kimseye ders vermeyin. Vallahi tesir etmez. Vallahi hiçbir fayda etmez. Resulullah'ın ilk öğütleri tatbik edilmeyince ikincisi tatbik edilmez. Hani efendiler ameliyat olması icap eden bir hastaya doktor ne diyor? Sen şu 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 ilaçları tatbik edeceksin. Ondan sonra seni ameliyata alacağım diyor. İşte aynen bunun gibidir. Resulullah'ın ilk nasihatlarını, emirlerini zamanında tatbik etmeyince öbürlerinin hiçbir faydası olmaz. Sırası geçmiştir çünkü. Evet, o bakımdan bu mevzuda
fevkalade ehemmiyete vurmak lazım. Ve her Müslüman erkek tahtı nikahında bulunan hanımına bütün bu malumatı öğretmesi lazım. Öğretmeye zamanı, imkanı yoksa bir öğreticiyi bulması lazım. Bulması lazım. Her bir kadının zaruriyat-ı diniyeyi, 32 farzı, elem tereden aşağı o küçük sureleri teker teker ezberlemeleri icap eder. Namaz kılacaklar çünkü. Böyle kuru kuruya, boşu boşuna, rastgele, bir takım fantaziyle, bir takım politik oyunlarla laf inen hiç kimse Müslüman olamaz. Bizzat öğretmek lazım. Çilesine girmek lazım. Ve bunun mihnetine, bunun meşakkatine katlanmak lazım. Düşünün ki, eğer öğretilmiş olsaydı, sokaklarda böyle sefilane bir şekilde kadınlar sürünmeyeceklerdi. Meleklere inansalardı, amentüyü bilselerdi, bu netice peydahlanmayacaktı. Düşünün ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Bir Müslüman kadın sabahleyin, sabah olduğu zaman evinin bütün işlerini görecek, kocasının ve çocuklarının bütün hizmetlerini ifa ve icra edecek. Evin erkeğine, kocasına itaat edecek. Eğer kocası müsaade etmemişse, eğer kocası izin vermemişse, hiçbir komşuya giremeyecek, hiçbir çarşıya giremeyecek. Kocasından izin almadan, kapıdan dışarıya bir adım atamayacak. Atarsa ne olur? Bak itikat sistemi geliyor. Resulullah buyuruyor ki, bir kadın kocasından izinsiz herhangi bir yere giderse, kocasının müsaade etmediği bir komşuya giderse, kocasının müsaade etmediği çarşıya giderse, evine dönünceye kadar, hatta tercih ila beytiha, evine dönünceye kadar bütün arş-ı âlâ'nın melekleri, semavatın melekleri, yeryüzünün melekleri vallahi o kadına lanet ederler diyor. Lanet ederler. Müslüman kadın bunu bilecek. Ve eğer İslam'ı bilseydi zaten bunu tatbik ederdi. Öteden öyle kadınlar görüyoruz ki zaman zaman da bizimle bazen soruyorlar. Hocam diyor, ben örtünmek istiyorum. Allah'ın emrettiği gibi tepeden tırnağa örtünmek istiyorum. Ama benim beyim, benim kocam falan bankada şeftir, memurdur, amirdir diyor. İlla da eteğini siz kafaklarından yukarıda gideceksin diyor. Ve benim elbiseni kısa dikmeni emrediyor diyor. Ve ben de öyle yapıyorum diyor. Hayır, eğer sen İslam'ı bilseydin, sana elbiseni, eteğini diz kapaklarından yukarıda dikeceksin diyen o erkeğin, o kocanın yüzüne tükürürdün, emrini dinlemezdin. Böyle bir kocanın emrini dinlenmez ki. Açılmayı emreden, kısa elbiseyi emreden, Allah'ın emrettiği kıyafetin dışında bir kıyafet emreden bir erkeği ve kocayı Müslüman kadın dinlemeyecek, Allah'ı dinleyecektir. Namaz kılmayacaksın diyorsa o erkeği dinlemeyecektir. Benim arkadaşlarımla tokalaşacaksın, benim erkek arkadaşlarımla şakalaşacaksın diyorsa bu deyyusu, bu adamı, karısı dinlemeyecektir. Dinlemeyecektir, kabul etmeyecektir. Öyle kefazeliklere meydan vermeyecektir. Ben namusluyum, ben iffetliyim, ben Allah'ın, ben Resulullah'ın yolundayım. Ben Hazreti Fatimetü'z-Zehra'nın, ben Hadidetü'l-Kübra'nın yolundayım. Ben nasıl olamam, ben sokaklara sürünemem diyecektir. Ama dinini bilmesi lazım ki söylesin. Ama İslam'ı bilmesi lazım ki söylesin. Bu husustaki ahkam-ı ilahiyeyi bilmesi lazım ki söylesin. Öğretmiyorsunuz. Akşam sabah dünya ile meşgulsünüz. Akşam sabah senetlerle, sepetlerle, havalelerle, parayla, pulla meşgulsünüz. Hanımınıza, çocuklarınıza meşgul olmuyorsunuz. Mağazasıyla meşgul. Tüccar adam ticaretiyle meşgul. Siyasetçi adam siyasetiyle meşgul, ziraatçı ziraatıyla meşgul, herkes meşgul ama dünyasıyla meşgul, kimse hanımıyla, çocuklarıyla Allah yolunda meşgul olmuyor. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Mahşer gününe geldikleri zaman, elleri boş oldukları zaman, tedarikleri, teminatları kalmadığı zaman, وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Getirin bakalım ey cehennemlikler, girin cehenneme dendiği zaman hiçbir şey söyleyemeyecekler de, Kur'an-ı Kerim'in verdiği haber gibi şagaletna emvaluna ve ehluna buyuracaklar, diyecekler. Ya Rabbi bizi gerçekten dünyada malımız, mülkümüz meşgul etti. Keyfimiz, zevkimiz meşgul etti de esas meşgul olunması icap eden şeylerle meşgul olamadık, diyecekler. Böyle bir hasrete, böyle bir teessüre, böyle bir tahassüre kapılacaklardır. E tabi bu da büyük bir hasret olacaktır, büyük bir husran olacaktır, büyük bir felaket olacaktır. Gerçek mümin olamamanın acısı ve ıstırabı orada zuhur edecektir. Böyle bir hasrete gitmemeliyiz.
böyle bir hüsrana gitmemeliyiz. Kardeşlerim, uzaktan yakından gelen samimi Müslüman kardeşlerim, hanım kardeşlerim, kız kardeşlerim, genç kardeşlerim, sizlere yalnız Allah için söylüyorum, yalnız Muhammed Mustafa için söylüyorum, yalnız ahiret için söylüyorum, yalnız şehitler için söylüyorum, yalnız salihler için söylüyorum, evliya Allah için söylüyorum, enbiya Allah için söylüyorum.